Üçüncü sorumuz Türk İslam kültür ve medeniyeti ile alakalı bir soru. Büyük Selçuklu devleti döneminde mülkiyet hakkı devlete ait olan toprakların iktalara ayrılması, ekme dikme hakkının köylüye, vergilerini toplama hakkının ikta sahibine bırakılması ve ikta sahibinin bunun karşılığında asker beslemesi gibi durumlardan hangilerine neden olmuştur? Şimdi ikta sisteminin devlet memurlarına maaş karşılığında verilen araziler olduğunu, işletme hakkının köylüye verildiğini ve bunun karşılığında vergi toplama hakkının ikta sahibine bırakıldığını, ikta sahibinin de bunun karşılığında asker beslediğini paragraf bize vermiş zaten. Birinci öncüle baktığımızda tarım üretiminde sürekliliğin sağlanması, neticesinde köylü ekmediğinde buna ceza vergisi uygulanıyordu. Bu da tarımda üretimde sürekliliğin sağlandığını gösterir. İki, özel mülkiyet anlayışının gelişmesi. Bakın burada ne diyor? Mülkiyet hakkı devlete aittir diyor. Özel mülkiyet anlayışı gelişmez. Yerel feodal güçlerin oluşması. Toprak tımar sahibinin ya da ikta sahibinin değil devletin. Bundan dolayı yerel feodal güçlerin oluşması da beklenmez. Dördüncü öncüle baktığımızda hazine giderlerinin azalması. Neticesinde devlet ücretsiz bir askere sahip oluyor. Vergi toplamaktan kurtuluyor. Devlet memuruna maaş vermekten kurtuluyor. Bundan dolayı dördüncü seçeneğe de ulaşabiliriz. Cevap şıkkımız 1 ve 4'ün yer aldığı Bursa seçeneğidir.